Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Egem. Bugün sizlerle birlikte 11. sınıfta bir gününüzü nasıl planlamalısınız, bir haftanız nasıl geçmeli, ikinci dönem için derece istiyorsanız neler yapmalısınız, bunlardan bahsedeceğim. Videonun içinde örnek bir program hazırlayacağız birlikte. Ben zaten kenarlara eklemiş olurum. Ayrıca Instagram hesabımda bunu paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz tam haline. Öncelikle beni ilk kez bu videoda görüyorsanız ben Egem, YKS 2021'de sayısalda Türkiye'de 1535. oldum ve şu an Egetip'te 2. sınıf öğrencisiyim. Bu kanalda da sizlere yönelik içerikler paylaşıyorum. Ayrıca üniversite hayatım ve tıp fakültesi hakkında vloglar çekiyorum. Diğer videolarımı da kanalımdan göz atabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle size her videomda da üstüne basa basa söylediğim bir şey söylemek istiyorum. Genel olarak şu ana kadar TYT çalıştığınız için AYT'nin aslında önemini pek kavrayamıyorsunuz. Ama AYT, TYT'den daha önemli bir konumda. Çalıştığınızda AYT'yi yapabiliyorsunuz. Bu yüzden ne kadar erken bu konuları öğrenirseniz sizin için o kadar iyi olur. Mesela ben kendi senemde 11. sınıf konularını çok güzel bir şekilde bitirmiştim. Yazın tekrar etmiştim ve girdiğim ilk AYT denemelerinde bile güzel bir net yapmıştım. Çünkü AYT denemelerinin yaklaşık %60'ı falan 11. sınıf konularından oluşuyor. Bu yüzden ben 11'i hallettiğimde, hani temelimi sağlam oturtturduğumda AYT adına yapmam gereken çok bir şey kalmıyor. Bu süreçte de AYT adına değil de TYT adına çalışabiliyorum. 12. sınıfa geçtiğinizde eğer 11. sınıfa dair çok fazla eksiğiniz varsa bu sizi biraz zorlayacaktır. Çünkü hem 12 konuları var hem 11 konuları var. Ayrıca TYT denemeleri çözmeniz gerekiyor, branş denemeleri çözmeniz gerekiyor. Bu tarz şeyler de işin içine gireceği için bir de 11. sınıfı çalışmak, konu dinlemek, test çözmek sizi zorlayabilir. Bu yüzden ne kadar erken bu konuları bitirirseniz, 12. sınıfa geçtiğinizde 11 adına eksikleriniz olmazsa o kadar rahat bir şekilde bu süreci atlatırsınız. O yüzden eğer birinci dönemi boş geçirmişseniz bile ikinci dönem konularını güzel bir şekilde çalışın. Elinizden geldiğine tekrar edin. Eski konulara dönmeye çalışın. Hani onlarda eksikleriniz varsa onları tamamlayın. Önden gitmeden öğretmeninizle birlikte ne kadar çok test çözebiliyorsanız, ne kadar çok kaynak bitirebiliyorsanız hepsini yapmaya çalışın ve 11. sınıf temelinizi güzelce atın. Bazılarınız TYT temeli olmadan 11. sınıf fen konularını halletmek zor oluyor diyor. Eğer TYT'den birkaç konuyu çalıştıysanız, yani sıfır değilseniz bu konuda, bunu 11. sınıf çalışarak da halledebilirsiniz. Yani siz TYT adına o konuyu bilmiyor olabilirsiniz. Mesela kimya için mol hesaplamaları, hani mol kavramı falan. Bunları bilmiyorsanız muhtemelen kimyasal hesaplamalar, asit baz kısmında zorlanacaksınız biraz. Ama burada TYT mol çalışmak yerine 11. sınıf AYT kimya çalışın. AYT kısmında bu mol kavramını öğrenin. Temelinizi burada atın. Yani size temeliniz olmadan bunu öğrenin demiyorum. Ama bunu öğrenebilmek için de 11. sınıf konuları da yeterli oluyor. Zaten siz 11'i öğrendiğinizde o TYT'deki mol konusunda yapabileceksiniz. Yani eğer TYT adına eksikleriniz varsa bunu 11. sınıfta da AYT konularıyla birlikte kapatabilirsiniz. Şimdi ben burada sizle birlikte iki tane program hazırlamak istiyorum. Programlardan ilki okulda öğretmenlerinden konuyu anlayabilen, eve döndüğünde konu çalışmak zorunda kalmayan kişiler için olacak. Bu kişiler genelde test çözecekleri için ders açısından 3 ders mesela koyabiliriz bir güne. İkinci programda da konuyu öğretmenlerinden anlayamayanlar, eve döndüğünde tekrardan konu çalışma ihtiyacı duyanlar için olacak. Bunlar için de konuyu yazacağımız için ve konu çalışmak biraz daha uzun süreceği için bir güne 2 ders koyacağız. Şimdi öncelikle iki programda da ortak olacak şeylerden başlayayım. Ortak olarak programlarda paragraf ve problem var. Bunu rutine oturtturmaya çalışın. Lütfen şu an hani bir gün yapıp bir gün yapmıyorsanız bile siz bunu kendinize alıştırıyorsunuz. Zaten oturup bir anda her gün paragraf problem çözmeye başlamak sizi de yorar. Ama bunu 3 günde 1 ile başlayıp sonrasında 2 günde 1'e indirirseniz yaz geldiğinde de paragraf problem bütününüzü oluşturmuş olursunuz. Bu yüzden şu an adımlarını atıyorsunuz. Bunun hallolması birazcık zaman alacaktır eğer şu ana kadar hiç çözmediyseniz. İki programda her gün 10 problem, 20 tane de paragraf var. Ayrıca haftada bir tane de Türkçe denemesi çözmeniz gerekiyor bence. Bunu da cumartesi gününe koyuyorum. İki haftada bir de bence TYT denemesi çözmeye özen gösterin. Bunu da ben pazar gününe yazacağım. Dediğim gibi bu iki haftada bir olacak şekilde her haftaya TYT denemesi koymayın. Şu an için gerek yok. Ayrıca bir de TYT denemesi çözmeli miyiz diye sorular geliyor bana. Bence şu an başlamalısınız. Çünkü TYT denemesi çözmek süreç gerektiren bir şey, tecrübe isteyen bir şey. Siz şu andan konuları bilmiyor olsanız bile biraz sıralamayı, hangi tarzda çözebildiğinizi öğrenebilirsiniz bu şekilde. Ayrıca süre yönetimini ayarlayabilirsiniz. İlk denemesine 11. sınıfta girmiş olan biriyle ilk denemesine 12. sınıfın başında girmiş olan birinin farkı vardır bence. Arasında diyelim ki 6 aylık bir zaman var. Bu 6 aylık zamanda
ilk başta 11. sınıfta denemesini çözen kişi belki 15-20 net daha fazla yapar. Hani hiç konu çalışmamış olsa bile analizlerini yaparak bunları arttırabilir. O yüzden TYT denemelerini de ihmal etmeyin. Şimdi ilk programda sadece test çözecekler için. Burada her güne 2 tane fen dersi, 1 tane de matematik koyabiliriz. Bunda şöyle, mesela bir gün fizik, kimya, matematik koyduysak, diğer gün biyoloji, fizik ve matematik. Sonraki gün kimya, biyoloji ve matematik. Bu şekilde hani sıralı sıralı birbirini değiştirerek programı ilerletebiliriz. Burada mesela o gün kimya dersiniz var ve programımızda kimya var. Kimyayı biraz daha fazla çalışıp fizikten mesela daha az soru çözebilirsiniz. Ayrıca matematiği de düzenli bir şekilde azaltabilirsiniz. Yani burada hangisinden tekrar yapmanız gerekiyor, o gün hangi dersiniz vardı ya da sonraki güne hangi dersiniz var, neleri çalışmanız gerekiyor, bunları siz tabii ki daha iyi bilirsiniz. Bu taslak bir program. Bu taslağı alıp kendinize göre uyarlamanız gerekiyor burada. İkinci programda konu çalışacaklar için. Konu çalışması yapacak olanların konu çalışması biraz daha uzun sürecek tabii ki. Bu yüzden bir güne 2 ders koyacağız. Bu ilk gün mesela biyoloji, matematik, diğer gün fizik, kimya. Bu şekilde bunu 2 günde bir, hani her ders çalışacak şekilde cumartesiye kadar yazıyoruz. Pazar gününü 2 programda da boş bıraktım. Çünkü ben kendim senemde de 11. sınıfımda da genel olarak pazar günlerini biraz daha boş bırakmaya çalışıyordum. Bunun sebebi de şu. Eğer hafta içi tüm görevlerime uyduysam, yaptığım planın hepsini bitirdiysem pazar günü dinlenmeme ayırıyordum. Ama eğer hafta içinden yapmadığım görevler varsa bunu pazar gününe atıyordum. Hem böylelikle programım bozulmuyordu hem de motivasyonum düşmüyordu o an. Mesela salı günü bir ders yapamadım, hemen pazar gününe atıyordum. Diyordum ki sorun yok, hani yarın hepsini yaparız, pazar günü de bu dersi bitiririz. Böylece benim motivasyonum artıyordu, siz de bunu deneyebilirsiniz. Şimdi derslerse ufak birkaç tavsiye de vereyim. Matematik için 11. sınıfın 2. dönem konuları hem AYT hem de TYT için önemli konular. Çember ve daire hem TYT'de var hem AYT'de çok sorulan bir konu. Katı cisimler TYT'de böyle formülleri verirse de AYT kısmı anlaşılmayınca TYT kısmında da zorlanılıyor. Ayrıca olasılık benim açıkçası çok fazla tekrar ettiğim bir konuydu. Bu yüzden bunun temeline kadar iyi atarsanız o kadar iyi olur. Hani ileride de bunu çokça çalışacaksınız. Şu an benim kendi 12. sınıfımda da gördüğüm, şu an öğrencilerimde de gördüğüm şey bu. Çoğu kişi olasılık sorularını yapamıyor. Ya da yapsa da 3 sorudan mesela biri her türlü kaçıyor. Yani çünkü çok çeşitli soru var. Siz bunun mantığını oturtursanız bütün soruları yapabilirsiniz. Fizikte elektrik, manyetizma kısmı var zaten. Bu kısım benim çok fazla çalıştığım bir kısımdı. Çünkü her seferinde unutuyordum. Bunu da kavraması biraz daha zor. Bunu da üstüne düşün. 12. sınıfta bunu hala öğrenmemiş olanlar genelde son kısmı atıyor bu konuyu. Eğer siz bunu 11. sınıfta hallederseniz 12'ye geçtiğinizde acaba elektrik kısmına zorlanacak mıyım, ne zaman halledeceğim gibi aklınıza sorular olmaz. Biyolojide üreme sisteminde genellikle zorlanılıyor. Ekoloji kısmında da 11. sınıf map kitabını okumayı unutmayın. Çünkü oradan sorulursa, hani sözel bir kısmı olduğu için map kitabındaki örnekler soruluyor. Bunu 2020 yılında görmüştük mesela. Kimyada asit baz kısmı kişiden kişiye göre değişebilir tabii ki bunun zorluğu, ama benim çok zorlandığım bir konuydu. Sürekli çalışıyordum. Bazı soru çeşitleri çok zor. Bu soru çeşitlerini şu andan bence bir yerlere yapıştırırsanız ileride tekrar etmek istediğinizde bu soru da zordu deyip hani ona özellikle bakabilirsiniz. Ders zorlayıcı olabilecek konular bunlar. Hani bunlarla ilgili isterseniz detaylı bir video da çekerim. Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer videoyla ilgili sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Eğer video işinize yaradıysa da bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.